Bugün sevgili Selam'ın isteği üzerine YouTube'da sıklıkla aranan, Instagram'da da çok popüler olan mug recipe'lerden yapacağız. Mug recipe nedir? Fincanda ve mikrodalgada pişirilen nefis tarifler. Bugün tatlı bir taneyle başlıyoruz. Kendisi bir mac and cheese istedi benden. Daha sonra bir tane de mug'da yapılan bir mac and cheese yapacağım ama bugün vanilyalı bir kek yapacağız fırında. Pardon, özür diliyorum, mikrodalgada. Fırın dediğime bakmayın, benim fırınımda mikrodalgada var ya diye şöyle bir ince detay daha vermek istedim. Bu arada benim daha önceden paylaştığım bir mug recipe'im vardı. Onu tutturanlar olmuş, tutturamayanlar olmuş. Selocuğum, sana ufak bir bana hatırlatman için dipnot veriyorum. Yeni bir mikrodalgada çikolatalı mug recipe'de vereceğim. Üzerinde çalışıyorum. Onu da ufak bir haberini vereyim şimdi. Niye böyle havaya girdiysem? Önce unumu ve şekerimi şöyle bir kabıma koyuyorum. Kabartma tozum vardı. O da kuru malzemelerimden. Onu da şöyle kabımın içine aldım. Bir pinçik de tuz atacağım içine. Şöyle. Şimdi bunları güzelce bir şöyle karıştırıyorum. Bu tarifin içinde yumurta yok. Yumurtasız olanlar genelde son zamanlarda deneyimlediğime göre biraz daha kıvamı doğru tutuyor. Galiba daha önceki çikolatalı mug recipe'mizde yumurtalıydı. Bir tane yumurtasız yapacağım size en kısa zamanda. Yine dediğim gibi tereyağını karışımın içine ekliyorum. Sütümü de veriyorum şöyle. Ve vanilya özütümden de bir kapak koyacağım. Dediğim gibi vanilin kullanıyorsanız yarım paket yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama istiyorsanız bir paket de koyabilirsiniz. Şöyle bir kapak vanilya özütümü de koydum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. İçinde hiç böyle parçalar kalmayana kadar çırpacağım. Böyle yoğun bir krep kıvamı ya da hafif sulu bir pancake kıvamı olacak şekilde şöyle bir karışım hazırladım. Fincanım var. Hangisini kullanacağıma karar vermedim. Galiba mavi olanla gideceğim. Şöyle kekimin kalanını da sıyırmak istedim bir an. Kalmasın. Bunu doldurdum. Kenarını şöyle bir sıyırıp temizlemek istiyorum. Tadı çok iyi. Wow, tadı çok iyi. Bu haliyle bile yenir. Şimdi mikrodalgamı açacağım. Maksimumda gideceğim. 2 dakika 10 saniye olarak maksimumda pişireceğim. Şimdi fincanımı koyuyorum. Kapağımı kapatıyorum. Ve 2 dakika 10 saniye pişirmeye başlıyorum. Tarifimiz bu kadar pratik bir şekilde hazır olmuş oluyor. Ben bunun aynısını çikolatalısında çalışacağım. Onun dışında kanaldaki diğer tariflere bakmayı unutmayın. Mutfağın tadını çıkartmayı da unutmayın. Ben bunu yiyeceğim diye kafa gitti. Diğer tariflerde görüşmek üzere.